Yeniden merhaba, Fox Ana Haber devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan savaşta 39 gün geride kaldı. Başkent Kiev ve çevresinden çekilen Rusya, Karadeniz kıyısındaki Odessa'yı vurdu. Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen görüntülerde cadde ve sokaklar sivillerin cesetleriyle dolu olduğu görüldü. Rusya Kiev ve çevresinden çekildi, bölgenin kontrolü Ukrayna'ya geçti. Rus askerlerin çekildiği yerlerde toplu mezarlar bulundu. Ceset dolu sokakların görüntüleri geldi. Dünya ayağa kalktı. Ankara devreye girdi. Şehir savaşının şiddetlendiği Mariupol'de tahliyeler için insani koridor açıldı. Savaşın 39. günü Rus güçleri Kiev bölgesinden çekilirken gözünü Ukrayna doğusu ve güneyine çevirdi. Moskova'dan askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak açıklaması geldi. Kremlin'in açıklaması öncesinde Rus ordusu Ukrayna güneyindeki liman kenti Odessa'ya saldırdı. Ülkenin deniz ticaretinde büyük öneme sahip kent füzelerin hedefi oldu. Rus Savunma Bakanlığı, Odessa'da Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan petrol rafinerisi ve yakıt depolarının vurulduğunu açıkladı. Kiev, saldırıda altyapı tesislerinin de vurulduğunu, bazı bölgelerde yangın çıktığını belirtti. Can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu. Ukrayna yönetimi, Rusların çekilmesinin ardından başkent Kiev ve çevresinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılan bölgelerde Ukrayna bayrağı yeniden dalgalanmaya başladı. Rusların çekildiği bölgelerdense kan donduran görüntüler geldi. Bu yerlerden biri Rus güçlerine karşı en şiddetli direnişin sergilendiği Buça oldu. Sokak ve caddeler çok sayıda sivilin cesetleriyle doluydu. Öldürülenlerin bir kısmının elleri arkadan bağlıydı. Buça Belediye Başkanı, bölgede 280 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre ise savaşta şu ana kadar 1500'e yakın sivil hayatını kaybetti. 2000'den fazla sivil de yaralandı. Dünyayı şok eden görüntülere Batı ülkelerinden sert tepki geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, mideye indirilen bir yumruk diyerek Rusya'nın durdurulması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüntülerin dayanılmaz olduğunu vurguladı. Rus yetkililer suçlarının hesabını vermek zorunda kalacak dedi. İrpin ve Buça'dan gelen görüntüler Rus ordusunun kayıplarını da göz önüne serdi. Bölgenin hemen her noktası imha edilmiş Rus tank ve zırhlı araçlarıyla dolu. Rusya kuşatmasındaki Mariupol'de ise şehir savaşı yaşanıyor. Çatışmalar şiddetlendi. Çok sayıda sivil çatışmaların ortasında mahsur kaldı. Türkiye, haftalardır sığınaklarda hayatta kalma mücadelesi veren sivillerin tahliyesi için devreye girdi. Moskova ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'den talebi sonrası, kentteki sivil Ukraynalı ve yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu. Slava Ukraini! Heroyam slava! Açıklamanın ardından sivillerin tahliyesi başladı. Aralarında yaşlı ve çocukların olduğu çok sayıda sivil otobüslerle Mariupol'den ayrıldı. Dünya ise Putin-Zelenski görüşmesini bekliyor. Ukrayna, tarafların uzlaşmaya yakın olduğunu, iki liderin İstanbul ya da Ankara'da görüşebileceğini açıkladı. Rusya ise görüşme için henüz gerekli koşulların sağlanmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı alınan önlemlerin görüntüsünü paylaştı. Sualtı savunma timlerinin mayını nasıl imha ettiklerine dair o sıcak ve hareketli anlarda kaydedildi. Karadeniz'de alarmın rengi kırmızı. Deniz kuvvetleri mayın avlama gemileriyle teyakkuzda. Sürüklenen mayınlar havadan ve denizden koordinatları tespit edilip etkisiz hale getiriliyor.
Rusya ve Ukrayna arasında savaş sürerken Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı önlemleri üst düzeye çıkardı. Ukrayna'nın döşediği mayınlar çıpalarından kopmuş ve bir süredir Karadeniz'de sürükleniyordu. İki hafta önce ilk kez İstanbul Boğazı'na ulaşmıştı mayın. Büyük bir tehlikeyi SAS timleri önlemişti. Karadeniz ve Marmara'da bir süredir mayın teyakkuzu devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı insansız hava aracıyla havadan mayın gözetlerken denizde de mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek veriyor. İki mayın avlama gemisi sonar sistemleri ve insansız su altı araçlarıyla mayın taranıyor denizde. İlk adım mayınların yerini tespit etmek. Sırada koordinatları tespit edilen serseri mayının imhası var. Bu görev SAS timlerinin tespit edilen bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen dalgıç timler ilk olarak emniyeti sağlıyor. Ardından timler mayınları imha ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bu görüntüleri bir açıklamayla yayınladı. Karadeniz'de mayın gözetleme operasyonları havadan ve denizden sürüyor. Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri ile de koordineli olarak tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı açıklandı.